Evet kıymetli dostlar. Golvar.com'un ve Kayseri Streamistan'ın katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. 8 Nisan 2024'ün muhtemelen ikinci videosu olacak. Yüklemede bir sıkıntı olmazsa. Şimdi burada çok enteresan bir birkaç konu konuşacağım ama öncelikle Fenerbahçe'de Correa defteri yeniden açıldı diyor. Fenerbahçe transferde Joaquin Correa defterini yeniden açtı. İtalyanlar Marsilya'dan Inter'e dönecek futbolcu için Kanarya'nın devreye gireceğini Transferdeki tek engelin Inter'in 8 milyon euro bonservis talebi olduğunu iddia etti diyor. Şimdi hani e, insan nakli karışıyor. Bir tarafta Fenerbahçe yönetiminin malum olayları, bir tarafta yaşadıklarımız. Bir tarafta Ali Koç'un sezon sonu bırakıp gideceğim demesi ama bazı fırsatlarda da bazı durumlarda da sanki kalacak gibi konuşması insanı şüpheye düşürüyor. Şimdi Koreya kimdir? Korea'nın transfer marketine giriyoruz. 29 yaşında Arjantinli bir oyuncu. Forvet arkası 1.88 boyunda 8 milyon euro transfer market değeri var. Şu anda Marsilya'da kiralık ve sezon sonunda geri dönecek diyor. Şimdi arkadaşlar oyuncunun profiline bakıyorsun. Forvet arkası sol kanat ve forvet oynayabilen oyuncu zamanda 38 milyon euroları görmüş. Şartlı bağlı zorunlu satın alma opsiyonu var. Marsilya Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda 10 milyon euro satın alma zorunluluğu var diyor. Yani baktığınız zaman da Marsilya'nın Lig 1'deki durumu e, Fransa Ligi puan durumu dediğiniz zaman da hani bu haberleri yalan mı çıkartıyor, çıkartmıyor mu diye baktığında Marsilya şu anda ilk 5'te değil. Hatta 8. sırada 39 puanı var. Şampiyonlar Ligi vizesi için sanırım Monaco yani 3. sıradaki takım yakalaması lazım. Bu da 52 puanda. Yani 13 puanlık bir fark var. Kolay kolay da bu farkın kapanacağını zannetmiyorum. Ee, ama eğer oyuncum var Silya'ya faydalı olmadıysa Fenerbahçe'ye faydalı olmasını beklemekte biraz macera perestlik gibi geliyor. Ee, ve Inter niye 8 milyon euroya versin? Skor üretememiş. 15 maç oynamış Marsilya'da skor üretememiş. Bilmiyorum hocam Fenerbahçe'ye asak skor üretir falan. Geçiniz arkadaşlar. Bak Fenerbahçe'nin Son yıllarda ben bir olayını keşfettim. Nedir o olay? Kariyerli futbolcuların Fenerbahçe'de tutma oranı çok düşük. Çok düşük. Şimdi bir şey soracağım. Ceko Fenerbahçe'de tuttu der misiniz? Ya hocam ya yani çok da tutmadı. Biraz hantal, biraz yavaş. İnanın bunu diyenler çıkacak. Nereye tutmadı? Adam hayvan gibi gol vasıtası katkısı yaptı. Nereye tutmadı? İşte Tadiş tuttu der misiniz? Ya hocam Sırtını da yiyor. Başka yaptığı bir şey yok. Bizde bu kadar futbol ukalası varken hiç boşuna konuşmayalım. Hiç boşuna transfer falan demeyelim. Mesela Luka Modric. Dinamo Zagreb'in kadrosuna katmak istediği Luka Modric için Türkiye'den de taliplerin olduğu iddia edildi. Sözleşme sezon sonunda bitecek Real Madrid'de oyuncunun ve Türkiye'den de taliplerin olduğu öne sürüldü falan diyor. Şimdi bir menajer oyunu vardı. E, SM yani SM diye Soccer Soccer Manager diye telefonlarda falan oynanan bir oyun vardı. orada kulübü devraldığım zaman ilk işim şey oluyordu. Yani yaşlı yıldızları almak. Onlara da düşük yıllık ücret teklif etmek oluyordu. Bir şekilde kabul ediyorlardı. Kabul etmeyenlere de biraz yüksek yıllık ücret veriyordum. Şimdi Modric 38 yaşında. 9 Eylül 85 doğumlu 38 yaşında. Herkes orta saha oyuncusu. Ha diyeceksiniz ki hocam yani yaş geçicidir. Klas kalıcıdır. Ya, tabii. Aynen. A yani. Aynen aynen. Kesinlikle. Zagreb Tottenham Real Madrid. Zaten 2012'den beri Real Madrid'de. Bu sezon 34 maça çıkmış. 2 gol 6 asist yapmış. 1625 dakika. Şimdi beni yanlış anlamayın ama Modric'i alsan bak, bir Ceko, bir Tadic etkisi yapacağını zannediyorsunuz. Yapmaz arkadaşlar. Ben size açık açık söyleyeyim. Yapmaz. Boşuna da beklemeyin. Böyle bir etkiye de Sakın ha sakın kapılmayın. Ha hocam işte sen Modrić'in gelmesini istemiyor musun sen Fenerbahçe düşmanı mısın? Bir de bunlar çıktı. Şunu istemiyorum Fenerbahçe düşmanı. Bunu istemiyorum Fenerbahçe düşmanı. Ben hepinize daha Fenerbahçeliyim. Belki de. Merak etmeyin. Bunu diyen arkadaşlar. Arabistan falan ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Bizlik bir durum yok. Serdar Ali Çelikler Haber Türk ekranlarında Cem Küçük şöyle demiş. Nasıl bir haber bu ya? Bu seçimlerde ha Serdar Ali demiş ki Türk'te Cem Küçüğün şöyle bir ifade kullandığını söylemiş. Tamam şimdi anlatım bozukluğu giderildi. Bu seçimlerde AK Parti'nin kaybetme sebeplerinden biri genelde futboldaki rezillikler özellikle Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar yüzde birdir. Yüzde yarımdır ama muhakkak etkisi vardır demiş. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Yüzde bir bile diyorsa yüzde yarım bile diyorsa bu listeye alındı demek. Ama zaten devamında da kendi söylüyor. Aynı Cem Küçük bu iddiasını devam ettirip "Ben bugün Erkan Kan Demir. Koçak Demir var ya arkadaşlar onun babası arkadaşlar. Yok la şaka yapıyorum. <laughs> Erkan Kan Demir AK Parti teşkilatlarından sorumlu Mer MKYK üyesiymiş. Merkez Komisyon Dürtme mu? Ondan konuşmuş. Futbol Fenerbahçe konusunu açmış. Kan Demir de bana "Listemizde 3. sırada bu konu" diye yanıt vermiş. O zaman hala bu futbol sisteminin devam edebileceğini düşünen var mı diyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani onu bilmem bunu bilmem. Kesinlikle ve kesinlikle. Bana 3 madde sayın seçimlerde niye böyle oldu derseniz. 1- Emekliler. 2- Bu ve bunun ekibi. Artık yaşattıkları rezillikler nelerse. Hatta artık öyle bir hale geldi ki. Galatasaraylılar bile artık bu durumdan tiksinir oldular. Yani gerçekten tiksinir oldular. Ve hani şampiyonluk için 3-5 tane şeyler yana kokşatma görseli vardı mesela. Artık bıkmışsınız, kusmanız gelmişti diye paylaşmıyorum. Birincisi emekliler benim gördüğüm kadarıyla. İkincisi bana soracak olursanız sosyal medyadan gördüğüm kadar İsrail'le ilgili bir şeyler olmuş. Onlar üçüncüsü de futbolda özellikle Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar. Hani hem Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar hem Mehmet Büyükekşi'nin utanmadan sıkılmadan gidip de seçimde oy toplama çalışması. Evet arkadaşlar bakın ben birçok şeyini sunarım size. Ya Gaziantep'e gidiyor şey e, milletvekili Mehmet Büyükekşi yanında. Kayseri'ye geliyor Hulusi sakat Mehmet Büyükekşi yanında. Ya yani ne geziyor federasyon başkanı? İnsanların aklında şu var kesinlikle diyorlar siyaset ve spor el ele şampiyonu da siyaset belirliyor. Bu imajı bu algıyı oluşturdunuz. Belki de doğrudur, bilemem. Ama bu algı, bu in şey, inanış oluştu. Şimdi Ahmet Ercanlar, dünün bir de rezilliği var. Yani dünün o kadar rezilliği var ki, Ahmet Ercanlar size tarihi bir şey yazacağım. Allah Allah, Ahmet Ercanlar bize tarihin niye bir şey yazacak? Tarihin ne olmuş olabilir ki diye düşünürken maalesef ve maalesef, Belki de Metin Oktay'ın kemiklerini sızlatacak. Hani şimdi Galatasaraylılar arada sırada kabul ediyorlar. Arada sırada kabul etmiyorlar ya. Evet evet Galatasaraylılar böyle. Arada sırada Atatürkçüler. Mesela seçimden önce kesinlikle Atatürkçü değillerdi. En Atatürkçü kulüp Fenerbahçe'ydi. Riyad'daki krize Fenerbahçe karşı çıkmıştı. işte. Atatürk'te Atatürk diye savunmuştu da öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Ama seçimde biraz daha CHP ağırlıklı kazanınca Atatürk tişörtleriyle falan sahaya çıktı Galatasaraylı futbolcular. İlginç yani. Gerçekten ilginç. Yani eğer siyasetin zirvesi de şu ana kadar Fenerbahçe için şikayet geldiyse tam tersi bir aksiyon verip ulan bugüne kadar Fenerbahçe Atatürk için çekildi deyip beni, beni Fener'e karşı doldurdunuz. Öyle olmaz böyle olur deyip tüm silahlarıyla topyekun bunlara karşı mücadele etmek zorunda. Benim düşüncem bu şekilde. Neyse onlar yaparlar böyle şeyler. Yani muhtemelen yarın bir gün iktidar değişir. Başka bir iktidar gelirse muhtemelen sarı renklere de değişir. Kırmızılar da değişir. Biz artık normal görüyoruz. Ahmet Ercanlar'ın söylediği diyor ki maçtan önce Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli Emirhan'a gidip Sizce ne demiş olabilir? Yani sizce ne demiş olabilir arkadaşlar? Emirhan Arkutcu'ya. sen ne demiş olabilir? İşte aferin. iyi i̇yi yoldasınız. Futbolcusun şöyle böyle falan filan yani yakışır size güzel oynayın demişti, değil mi arkadaşlar? Hayır Emirhan Erkutcu'ya gidiyor 18 yaşındaki çocuğa gidiyor. Maça kim başlarsa topu taca atsın ve olan olsun diyor. Emirhan da tamam diyor. Maç başlangıcı çocuklar şaşkın şaşkın taca atmalarını bekliyorlar. Hatta topu kapıp taca atabilir miyiz diye de baskı da yapıyorlar dikkat edin. Sonra bakıyorlar ki karşı tarafta iş yok Ulan diyorlar biz yine tufaya düşürüldük. Bunlar yine bize bir oyun oynuyor diyorlar. Geri çekiliyorlar. Orada Emirhan kanat oyuncusu arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu yani Kerem Aktürkoğlu sol kanat oynuyor. Emirhan da sağ kanat oynuyor. Karşılıklılar. Bilginiz olsun. Ben yine de bilgileri tam aktarayım da size. Sınıza soru işareti kalmasın. Ve Galatasaray gol atıyor. Fenerbahçe'ye topu taca atacağız diyen Galatasaray gol atıyor arkadaşlar. Bu olayı umarım Emirhan çıkar anlatır. Nasıl bir mücadele içinde olduğumuzu, kimlerle mücadele ettiğimizi herkes görür diyor. Şimdi kupayı kazanmak için sadece bir dakika oynadılar ve o pırıl pırıl çocukları topu taca atacağız merak etmeyin diye kandırıp o bir dakikaya bile yıllarca unutulmayacak bir rezalet sığdırdılar. Ben olayı sordum soruşturdum. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Adem Köz bunu dönüşte Emirhan'a bizzat sorduk diyor. Hani böyle bir şey oldu mu diye. Aynen böyle olduğunu söylüyor inanılacak gibi bir şey değil. Ama gerçek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani 17 yaşındaki çocuklar, 18 yaşındaki çocuklar öğlenleyin gitmiş İstanbul'a maç yapmış. Daha duşunu almadan uçağa binmiş oraya gelmiş. Sizin maskara yaptığınız, sizin kukla yaptığınız, parmağınızı oynattığınız TFF'ye tepki için Fenerbahçe bu tepkiyi göstersin diye çocuklar rahatından feragat edip oraya kadar gelmiş. Ve siz bunu yaptıysanız gerçekten kahpesiniz. Eğer böyle bir şey olursa gerçekten kahpesiniz. Hakikaten kahpesiniz. Ya insan düşmanına bunu yapmaz ya. Düşmanına bunu yapmaz. Ayıp ya. 18 yaşındaki 17 yaşındaki çocuklara böyle kandırdıysanız bu kahpeliktir. Ve buna, buna cevabı benim vermeme gerek yok. Bak şöyle söyleyeyim. Yorumlarda birkaç tane Galatasaraylı arkadaş var. Fenerbahçeli taklidi yapanlar. Onlara soruyorum. Buna cevabını siz verin. Bu kahpelik midir değil midir? He, ee, siz de çıksaydınız maça. Siz de şöyle yapsaydınız. Bak eğer bu cümleyi kuruyorlarsa bilin ki kahpelik demek istiyorlar. He, ee, gol yememek üzere plan kurdunuz. Golü yediniz. He, ee, ondan sonra sağdan çekildiniz. Böyle diyorlarsa emin olun onlar da demek istediği kahpeliktir demek istiyorlar. Ama dile getiremiyor. Ah ah. Topu taça atacağız deyip hazırlıksız 17 yaşındaki çocuklara gol atıp bir de çocuk duyarı kasıp üstüne sevilmeler. Dikkat edin arkadaşlar dünden beri Galatasaraylıların safına bakın. Rezan, Şahan, Muslera, Icardi hepsi aynı şeydiler. Aynı çizgidiler. Dün herkes kimin ne mal olduğunu da bir yerde görmüş oldu. Özellikle Muslera konusunda bazı Fenerbahçe taraftarları o kadar iyimserlerdi ki hocam çok efendi futbolcu. Lan yürü git. Yürü git. 12 Mayıs'ta millet FETÖ'cüler tarafından, FETÖ'cü polisler tarafından biber gazında boğulurken kupa kupa diye ağlayan kulüp takımımız kurşunlandığında Abdurrahim mal bayrakla otobüs kullanan, böyle görseller veren, kurşunlu tişört bastırıp bunu giyen, tanmadan Koray Şener vefat ettiğinde seni sevmeyen ölsün diye bağıran kulüp yine bunlardı. O yüzden aşırı sevinçlerini de yadırgamayın. 17 yaşındaki çocuklara tuzak kurdularsa bunu da yadırgamayın. Ya bunların fıtratı bu. Biz artık alıştık. Biz artık yorum yapamıyoruz bile. Ha benim tek sorduğum soru şu. Bu olay gerçekse bunun adı kahpelik midir değil midir? Sadece Galatasaraylı arkadaşlar bunu soruyorum. Evet ya da hayır diyecekler. Ya da evet ya da hayır demelerine gerek yok. Bir şeyler söyleyecekler. Şunu bahane etmeyin bunu bahane etmeyin falan diyecekler. Biz oradan demek istediklerini anlayacağız. Hani derler ya işte babalar çocuklarından özür dilemez. Gider saçma sapan sorular sorar ya da konular açar diye. Biz bunların ne olduğunu anlıyoruz. Ya e, Mustera şampiyonluğu averajla kaybetti diye elini sıkmamıştı Ertaç Özbir'in hatırlayın. İki gol daha yeseydi Ertaç'tan iyisi yoktu. Konya Spor Kaleci'nde geçen sene üstüne gidip dövmedi mi? Vurmadı mı? Ona rağmen ceza almadı. Kırmızı yemedi. Bu sene Antalya maçında hakem alkışladı. Kart yemedi. Dokunulmazlığı var. Galatasaray medyası size Deccali bile peygamber gösterebilir. Onu söyleyeyim size. Galatasaray medyasında öyle bir özellik var. Deccali peygamber gösterirse dikkat edin. Okları takip edin. Demiş ya zatın biri. Eğer demiş bir şeyin çok yani sebebini merak ediyorsan, şeyini merak ediyorsan, hani haklı olan tarafı merak ediyorsan demiş. Atılan oka dikkat et demiş. Zalimin attığı ok mutlaka ve mutlaka mazlumu bulur demiş. Kimin hani ok ok kime atılmış, kime saplanmış ona bakın. Kesinlikle haklı taraf odur diyor. Çünkü zalimin oku mazlumu bulur. Kafirin oku mümini bulur. Anlatabiliyor muyum? Bunların oku da Fenerbahçe'yi buluyor. Dikkat edin. Her taraftan saldırıyorlar. Argümanları ne? Sizi de şu savunuyor. Sizi de bu savunuyor. Top Topyekün saldıranlara dikkat edin. Melik Gökçek. Ne alakan var senin futbolla Fenerbahçe'ye şunlarla? Çıkmış Fenerbahçe'ye saldırıyor. Ak İç gazetesi. Çıkmış Fenerbahçe'ye saldırıyor. Zaten Turkuaz Medya'nın kanallarını saymıyorum bile. A Sporu, A A Haberi. Yakında belki de isim değiştirirler. Yakındır. Bunu da belirteyim. Yani böyle itici bir durum. Bir Galatasaraylı arkadaş demiş ki bugün Metin Oktay yaşasaydı yani Galatasaraylı biri, biri demiş ki bugün Metin Oktay yaşasaydı demiş Bizimkiler onu da hain ilan ederlerdi. Bu rezilliğe isyan ederdi, izin vermezdi diye. Bence de haklı. Yani Metin Oktay yaşasaydı Galatasaraylılar hain ilan ederdi. Ciddi diyorum bak. O kadar da düşün yani şey yapıyorum. Çünkü izin vermezdi. Ya gelinen durum işler acısı. Gerçekten bak. Sosyal medyadaki şeylerine bakmayın bunların, trollerine bakmayın. O sosyal medyadaki trollerin ne Allah'ı var, ne dini var, ne şerefi var ne var. Bunlar sadece hani kaotik ortam olsun diye uğraşıyorlar. Sosyal medyanın teröristleri var ya, gerçekten bak. Namus, şeref, adam direkt ana avrat küfre diyor ya. Ya nasıl değersiz ki? Ya? ya zamanında maddi imkansızlıklar sebebiyle yabancı oyunculardan yoksun çıktı Beşiktaş, Fenerbahçe maçına, voleybolda. Fenerbahçeliler de yabancıları oynatmadı mesela. Ha, şunu diyorlar, hocam diyorlar. Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı şeyden çekildi. Ee, neydi onun adı? Sağdan çekildi. Merak ettim arkadaşlar. O sezon Beşiktaş Fenerbahçe maçına çıkmadı. Merak ettim. Hangi sezon? Zira Türkiye Kupası'na çıkan olaylar nedeniyle çıkmadı. 26 Nisan 2018 Zira Türkiye Kupası yarı final romanş maçı. Merak ettim arkadaşlar. 2018 yılı Türkiye kupasını kim kazandı? Çok merak ettim. Gerçekten merak ettim. O kupayı Akhisar Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kazanıyor. Yani Fenerbahçe o kupayı kaybediyor. Belki de hani Beşiktaş'ın malum süreci ama Beşiktaş'ın o sürecinde şöyle bir durum var. Şenol Güneş kafasına gelen e, neydi onun adı? Peru sanki bazukaymış gibi gösterme, çabasına girdi. Onu tahrik edeyim, bunu tahrik edeyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Derdine düştüğü için biraz da Beşiktaş'la bunu şeyine geldi. Yani garip ya. İnşallah Galatasaray bu almış olduğu haram kupanın ayrını göremez. Başka ellerinden çıkar. Orada o Beşiktaş'ın gidemediği maçta Fenerbahçe taraftarı maç sonunda hem Fenerbahçe hem Beşiktaşlıları çağırıyor. Beşiktaş büyüktür büyük kalacak tezahüratı yapıyor. Bu arada şey Galatasaray'dan iki skandal birden. Yani Galatasaray'dan iki rezalet birden. Dünyanın gözü önünde hem de. İkinci rezalet ne biliyor musunuz? Maç bitiyor. Mehmet Büyükekşi Galatasaray kafilesini yolcu ederken kameralara yakalanıyor. Evet yanlış duymadınız. Galatasaray'a hizmet eden, Galatasaray'ın uşaklığını yapan Mehmet Büyükekşi Galatasaray otobüsünü ziyaret ederken kameralara yansıyor. Hocam bunda ne var? Ulan Allah'tan korkusuzlar. Buldan utanmazlar. Zorlu center, zorlu center, zorlu center. Orada bir buluştular ettiler diye zorlu center. Şampiyon belirsiz. Bilmem Rıdvan Dilmen sezonu. Bilmem ne sezonu. Lan, son 10 sezon. Fenerbahçe en ufak bir şey yapsa bunu büyütüp ta bilmem neye kadar götürebilecek şeydesiniz. Yapıyorsunuz, ediyorsunuz. Ha bunda ne var? Bir şey merak ediyorum. Yani teşbihte hata olmasın diyeceğim de neyse siz onu başka tarafa çekersiniz. Maaşlı personeli mi niye Galatasaray otobüsünü ziyaret ediyor? Niye ziyaret ediyor kardeşim? Hiç mi utanması arlanması yok? Şöyle yapalım. Maç oynandı Fenerbahçe maçı kazandı. Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe otobüsünü ziyaret etti. Ne diyeceksiniz? Hocam Fenerbahçe şike ile kazandı diyeceksiniz. Ulan bu arada ben dikkat ettim bu. Çete. <laughs> <laughs> tuvalet kağıdı gibi gözükmüş. Uzun peçete tuvalet kağıdı değil arkadaşlar. Galatasaraylı arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Bunlar severler ağlamayı. Ağlayıp şey yapmayı. Neyse dediğim gibi. Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe otobüsünü ziyaret etse bunun adı şike olur değil mi? Galatasaray ziyaret edince bunun adı ne olur? normal bir olay hocam. Sen de bu kadar abartma yani. Bu kadar da değil yani. Değil mi? Aynen. Ersin Düzen diyor ki... ...Aziz Yıldırım 20 sene başkanlık yaptı. Son dönemlerle beraber herkesin ortak bir söylemi oluşmaya başlamıştı. Bunu Fenerbahçeliler bile satın almaya başlamıştı. Aziz Yıldırım gitse de... ...Türk futbolundaki gerginlikler bitse diye. Sonrasında... ...sadece Aziz Yıldırım'ın varlığı mıymış... ...yoksa Fenerbahçe'nin varlığı mıymış? Aziz Yıldırım gitti. Dertleri bitti mi? Bitmedi. Bitmez bitmeyecekti. Ya Ali Koç'un sözleri çok önemli. Bak camiamızı büyük zafiyete uğratması nedeniyle sebeplerinin ve çözüm yollarının üzerinde tartışılması gerekiyor. Diyor. Camiamız kırılgan, ayrıştırmaya müsait. Bundan sonraki süreçte başarılı olabilmemiz için omuz omuza tek vücut olmamız lazım dedik. Üç günde ne kadar ayrıştırıldığımıza üzüldük. Bize böyle davranmalarının sebebi bu. Güçlerini buradan alıyorlar diyor Ali Koç. Haksız mı? Haklı. Adnan Aybaba Fenerbahçe ve Ali Koç Urfa'da futbolun kurtuluş savaşını başlattı. Vatanını, ülkesini, futbolunu seven herkesi bu çat altında birleşmeye çağırıyorum. Futbol hür, demokratik özgürlüğüne kavuşmalı. Bir kişinin yönettiği sistem kokuşmuş sistemden çıkmalı. Liyakat istiyoruz diyor. Hiç sanmıyorum. Türkiye'de ben insanların adalet inancını şöyle görüyorum. Hani oğlum işe yerleşsin, kızım bir yere yerleşsin, bir koltuk sahibi olsun da Abdülkerim durmaz otur dayak ye saldırıya uğra hakların gasp edilsin otobüsün kurşunlansın başkanın hapse atılsın ama sen çık oyna oyna. Adam adamda bugün ben de oynamıyorum kardeşim dedi çıktılar beyefendi gibi bir gol yediler sağdan çekildiler diyor. Ama bunu alay konusu yapan omurgalı rakibimiz de var maalesef. Şimdi Dursun Özbek maçtan sonra bir yalan söylüyor utanmadan sıkılmadan Koca koca adam kendine yakışmayacak şekilde utanmadan yalan söylüyor. Diyor ki işte ya diyor biletleri satılsaydı işte boş kalmasaydı bu deprem gidecek falan filan. Orada duyar kasıyor aklı sıra. Yalnız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç biletlerin Fenerbahçe yönetimi tarafından alındığını söylüyor. Ve bu resmi kayıtlarda da doğrulandı arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimi e, bunu satın almış. Bütün biletleri. Peki Galatasaray tribünlerindeki boşluk niyeydi Dursun Özbek? Yani bunu bize izah edebilir misin acaba? 6 saat tribünlerindeki boşluk niyeydi? E keşke siz de hepsini satın alsaydınız. Satılmayanları yönetim olarak depremzedelere yardım için. Ya size göre ne var? Eğer Ali Koç'un dedikleri doğruysa siz yarısını satın alırsınız. Hepsini aldık dersiniz. Öyle diyormuş ya. Malum şahıs. Altan Tanrı Kulu. Fenerbahçe'li oyuncular diyor ki biz çıkacağız sahadan. Fenerbahçeli oyunculara diyorlar ki diyor Galatasaraylı oyuncular. Biz çıkacağız sağdan. Siz topu taca atın. Hani Fenerbahçe oyuncular daha, daha doğrusu biz çıkacağız demiş. Siz topu taca atın demiş. Kerem Aktürk da kabul etmiş. Buradaki en güzel şey Konya Kasımpaşa maçında Şota'nın yaptığı gibi açın kaleyi demektir diyor. Ama Galatasaray'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı diyor. Bakın gazeteciler de bunu yazmaya başlamış. Demek ki olay gittikçe kanıtlanır bir hale gelmiş. Orada Mertens'i kutluyorum diyor. Kutlamalara katılmadı diye. Hani oraya o sevince gitmiyor diye şey yaptım diyor. Yani o Florian'ın o suyunu içtikten sonra bilmiyorum. Böyle kalabilmek gerçekten zor. Ama yarın bir gün onda başka bir şey çıkar eminim. Kime maşallah desek dediğimize pişman ediyorlar. Ama sözün özü 12 Mayıs'ta millet FETÖ'cülerin biber gazıyla boğulurken kupamda kupam almadan gitmem. Ben bu çadırı bu yüzden kurdum, bu sirki bu yüzden kurdum diyenler. Takım kurşunlandığında Otobüs mizahı yapanlar, kurşunlu tişört bastıranlar, Koray Şener vefatında seni sevmeyen ölsün diye yırtınanlar. Normal yani aşırı sevinçlerini de yargılamam, yadırgamam. Kerem Aktürkoğlu'nun ve takım arkadaşlarının yaptığını yadırgama. Hocam iyi de Kerem Aktürkoğlu orada hareketsiz istiklal maç okuyor gibi duruyor. İşte bu da size kanıt. Demek ki Kerem bunu yapalım demiş ama takım arkadaşlarının yüksek haysiyeti, yüksek Galatasaraylı duruşu buna izin vermemiş. Buradan da siz anlamanız gereken mesajı anlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.